Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Ankara notlarıyla karşınızdayız. Meclis yerel seçimler dolayısıyla tatilde artık bütün mesele yerel seçimler oldu. Şimdi bizler de bunları konuşacağız. Bugün yerel seçim mesaileri nasıl sürüyor diye Bir Gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir ile birlikteyiz. Nurcan Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Öncelikle ana muhalefetle başlayalım istiyorum yine. Biliyorsunuz odak şehir İstanbul. Bütün mesele İstanbul'dan dönüyor. Seçim sonuçları da İstanbul'dan okunuyor. Önce bir İstanbul'a başlayalım istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı dediği mesele. İvme kazandığı yorumları yapılıyor. Ama DEM Parti'nin de süreci, İmamoğlu'nun alacağı oyları büyük derecede etkileyeceği konuşuluyor. Önce bunu soracağım size. Ardından da dün Özgür Özel Ankara'da rekor kıracağız dedi. Bu ifadeler gerçekçi mi? Ne kadar büyük bir rekor kırılacak, kırılacaksa da oradaki makas ne kadar açık? Bunu soracağım. Bir de bir büyük kentimiz daha var, İzmir. İzmir'de de aksine AKP ve CHP adayları arasındaki makasın daraldığı yorumları yapılıyor. Sizler neler gözlemlediniz? Kampanyalar nasıl ilerliyor? CHP için neler söylersiniz bize bu hafta? Bütün programın sorularını sormuş oldunuz. Unuttuklarım olursa lütfen hatırlatın. Elbette, elbette. CHP uzun bir mesele biliyorsunuz. Evet. Evet, sizin de dediğiniz gibi meclis kapandı. Yerel seçim sonrası, daha doğrusu bayram sonrası toplanmak üzere çalışmalarına ara verdi. Bu arada hafta sonu aday listeleri de kesinleşti. Aslında bir süredir kampanyalar başlamış durumdaydı ama artık sadece ülke gündemi siyaset, yerel seçim kampanyasına odaklanmış bir şekilde devam ediyor. Çok alışık olduğumuz heyecanı henüz görmüyoruz meydanlarda. Bu tespit herkesin üzerinde birleştiği bir tespit. Ülke 14-28 Mayıs seçimlerinin yarattığı yorgunluk ya da bazı kesimler için travmayı atlatabilmiş değil. Seçmenin küskünlüğü, kırgınlığı, muhalif seçmenin küskünlüğü, kırgınlığı, iktidar seçmeninin de hayat pahalılığı dolayısıyla karşı karşıya kaldığı güçlükler ortadayken genel olarak bir siyasetten uzak durma olduğunu tespit edebiliriz. Buna sizin de söylediğiniz gibi adayların gaflarının tartışıldığı bir kampanya görünümünün de buna çok fazla katkısı var. İşte İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Altınok'un medyaya yansıyan gafları şu an seçim kampanya sürecini domine etmiş durumda. Daha çok bunları konuşuyoruz. Bunun elbette bir takım siyasi sonuçları var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Murat Kurum'un performansından duyduğu memnuniyetsizliğin etkisiyle kampanyasını revize etti konuşuluyor Ankara'da. Sadece Murat Kurum üzerinden bir kampanya sürdürmenin ya da Murat Kurum'un da önemli bir aktör olduğu bir kampanya sürdürmenin çok güç olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ki zaten önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul'a ayrıca bir önem vereceğini bekliyorduk. Fakat bu oranı arttırdığı kampanyayı neredeyse tamamen Recep Tayyip Erdoğan üzerinden sürdürmek gibi bir çalışmanın yürütüldüğünü duyuyoruz. Murat Kurum gerçekten beklendiğinden daha büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan, ki bunu daha önce de söyledik, herkesin gördüğü bir şey. Aslında Recep Tayyip Erdoğan tüm ülkenin belediye başkanlığına aday, tüm illerin, tüm ilçelerin, tüm büyük şehirlerin esas olarak kendisine oylattırıyor. Bu da akılcı bir taktik çünkü hep biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel oy oranı partisinin çok ilerisinde. Dediğim gibi az önce de artık Recep Tayyip Erdoğan'ın ki çok yoğun bir miting programı var. Bugüne kadar da sanıyorum 15'in üzerinde ilde miting yaptı. Bu geride kalan kısa süreyi daha da yoğunlaştırılmış bir programla geçecek. Orada şöyle bir net görev tanımının, İstanbul'da net bir görev tanımının
olmasını bekliyoruz. Yeni rejimin gerektirdiği kabinenin daha çok bir teknokratlar, daha çok bir memurlar görüntüsünün İstanbul ya da diğer kentler içinde söz konusu olacağı, bu vurgunun daha fazla yapılacağı, Murat Kurumma Erdoğan'ın memuru, teknokratı, şimdi olmayan bakanlık müsteşarı görevinin verileceği, bu görüntüyü pekiştirmek için de tüm vaatlerin, aslında bakanlıkların olan tüm vaatlerin Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından İstanbul halkına duyurulduğu bir seçim kampanyası planlaması içinde olduklarını duyuyoruz. Bu çalışmalar netleşmek üzere, bildiğiniz gibi. Adaylarla ilgili değerlendirmeleri Ankara'yla da devam ettirecek olursak, Turgut Altınok zaten Mansur Yavaş karşısında çok fazla varlık gösterebilecek bir aday olarak kabul edilmedi. Geçmişi hatırlatmakta yarar olursa, bir takım skandal söylentileriyle geri plana çekilmiş bir isimdi. Ama bu dönemde tekrar o aday olarak gösterildi. MHP kökenli olduğu, milliyetçi kökenli olduğu bilinen bu siyasetçi de ki herkes İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını bilmek zorunda değil ama hayatını, siyaset söylemini milliyetçilik, ezan bayrak üzerine oturtturan siyasetçilerden biraz daha yüksek performans bekleniyor elbette. Ya da bilmiyorsanız da bunu söylemeyeceksiniz. Televizyondan İstiklal Marşı'nın bir kıtasını okumaya kalkıştığındaki çuvallaması, daha doğrusu uydurup uydurup söylemesi de bu seçim kampanyasının önemli anekdotlarından biri oldu. Evet, vitrindeki iki önemli adayı AKP'nin, elbette seçim bununla sınırlı değil, İstanbul ve Ankara adayları gerçekten çok düşük profilli, hatta Murat Kurum kimliğinde bir komedi figürü gibi ilerleyen bir kampanya var. Bütün birçok alanda gördüğümüz kalitesizleşmeyi elbette siyasette de görmek mümkün değildi. Geçtiğimiz günlerde Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, ki AKP kulislerine çok hakim, ellerindeki malzeme bu kadardı, kötülerin iyisini seçmek zorunda kaldılar nitelemesi yaptı. Ben de bu nitelemeye katılıyorum. Gerçekten öyle oldu. Sadece orada değil, birçok siyasi partide o geçmişin parlak siyasetçilerini görme imkanı yok. Herkes, çoğunlukla diyeyim, kötülerin arasından iyileri seçerek bir aday profili oluşturdu. Bu da bu seçimin diğer seçimlere göre biraz farklı bir karakteristiğini oluşturuyor. Zeynep Demir, şunu sormak istiyorum ben tam bu noktada araya girip. Profiller belli az çok, hepsini söylediniz siz. Bu profillerin varlığı, AKP'deki bu profillerin varlığı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne önceki dönem kaybettiği avantajı yeniden kazandırır mı sizce, özellikle İstanbul ve Ankara'da? Yani bu sadece tabii aday kimliği üzerinden bunu söylemek mümkün değil. Birçok bileşeni var bu süreçlerin, biliyorsunuz. Yani Ekrem İmamoğlu'na bir avantaj sağladı söyleniyor. Anketlerde bunu görüyoruz. Ama gördüğümüz rakam da dönüp dolaşıp aradaki, ki bu söylemek istediğim bir şeydi, 1,5-2 puandan söz ediliyor. Her şeye rağmen kemik AKP seçmeninin Erdoğan'a oy verme tercihi, az önce de anlattığım gibi, bu seçim stratejisi tutuyor. Tabii bir olumsuzluk var İstanbul için. Millet İttifakı, o zaman adı konmamış Millet İttifakı desteğiyle seçime giden Ekrem İmamoğlu, şimdi bu destekten mahrum. DEM Parti'nin desteğinden mahrum, İYİ Parti'nin desteğinden mahrum. Çünkü hatırlayacak olursanız 2019'da özellikle o dönem il başkanı olan Burak Avuncu'nun çok aktif bir kampanya, İmamoğlu lehine aktif bir kampanya yürüttüğünü hatırlıyoruz hep birlikte. Şimdi o desteklerden mahrum. O nedenle de arada %1,5'luk, %2'lik bir oydan söz ediliyor.
Türkiye'de seçim konusunda bugüne kadar yaşadığımız ki şeytanın aklına bile gelmeyen şeyler diye nitelediğimiz olumsuz örnekleri de hatırlayacak olursanız, Recep Tayyip Erdoğan'ın sahaya çıkmasıyla bu %1,5'un gerek sandıkta gerek sandık dışı oyunlarla kapatıldığını görmek sürpriz olmasa gerek diye düşünüyorum. O nedenle bir taraftan bu aday profili bir avantaj sağlasa da İstanbul için söylüyorum, hala o beklenen aradaki büyük fark oluşmuş durumda değil. Ankara'nın durumu biraz farklı. Zaten Mansur Yavaş'ın önde girdiği bir seçimden söz ediyorduk ki bu böyle ilerliyor. %14, %15 fark gösteriyor anketler ki bunu çok fazla dillendirmek istemiyorlar seçmende rehavete neden olmaması için. Ama Ankara'da da AKP yarışı bırakmış değil. Burada da Turgut Altınok'tan çok yine Recep Tayyip Erdoğan kimliği üzerinden bir seçim kampanyası yürütülüyor Ankara'da da. Sayın Sorunun Gökdem'e da peki tam karşılık oldu mu bilmiyorum. O kadar çok karışık ve bileşeni elbette olan elbette yoğun yoğun bir mesele. O yüzden ben size şunu da soracağım. Normalde DEM Parti, YRP, İYİ Parti'yi de soracaktım ancak AKP'yi biraz öne almak istedim. Bu konuyu kapatalım diye. Gafların ön plana çıktığı, profillerin de yani net bir şekilde birbirinden ayrıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız aslında. Bu Murat Kurum ve Turgut Altınok'tan gördüğümüz gafları biz neden görüyoruz? Bu gafları yaptıran ne bu adaylara? Onu sormak istiyorum ben size bu meseleyi kapatmadan. Yani az önce söyledim bir ölçüde aslında gerçekten siyasette çok ciddi bir profil zayıflaması var. Yani Türkiye'nin bu biraz daha kapsamlı belki tek başına bir program konusu olabilecek bir şey. Türkiye'de ben hep miladı 12 Eylül 1980'den başlatıyorum biliyorsunuz. O dönemden beri apolitikliğin öncelendiği toplumun gerçekten parlak isimlerinin, uzman isimlerinin siyasetten uzak tutulduğu, sonra da zaten uzak onların da uzak kalmayı tercih ettikleri bir politik süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla ki tüm siyasi partilerde, düzen içi tüm siyasi partilerde olduğunu gördüğümüz tek adam rejiminin etkisiyle de zaten siyaset imkanı genellikle ikili ilişkilerinde iyi olan ya da lidere biat eden insanlarla sınırlı kaldı. Yani az önce dedim ya kötünün iyisini seçmek zorunda kaldılar. Gerçekten toplumdaki genel kalitesizleşmeyi bir tarafa bırakıyorum. Hala bu toplumun gerçekten çok parlak, çok idealist isimleri var. Ama bu isimler siyasetten uzak duruyorlar. Liderler de zaten onlarla çalışmamayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla elimizde kalan malzeme de gerek parlamentoda, gerek yerel yönetimde, gerek genel merkezlerin yönetiminde ortaya çıkan malzeme bu. Elimizdeki malzeme bu. Daha iyisini bulma Hakikaten imkanı. uzun uzun mesele hakikaten. Haklısınız. Şunu sorayım o halde size. Kilit partiler diyoruz sürekli. Kilit partilerin rolü de son dönemece girildikçe daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Özellikle YRP'nin AKP içindeki açabileceği mümkün yara, bir de İmamoğlu'ndan kopacak olan Kürt seçmenin oyları. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben size hatırlatmak istiyorum. Meral Danış Beştaş Kürt'ün adını göremiyorum İstanbul'da demişti. Yüksek profilli bir aday Başak Demirtaş'ın ardından çıkmış olmasına rağmen İmamoğlu Kürtler için ne yaptı diye sordu. Önce ben demin İmamoğlu'na etkisini soracağım size. Ardından da YRP'nin etkisini soracağım AKP için. Ne göreceğiz sizce? Evet, bugün sorular çok zor geliyor. Yorgun daha genel seçimin yorgunluğunu üzerinden atamamış bir siyaset muhabiri var karşınıza. Evet, yine unutmamaya çalışarak sanıyorum İmamoğlu DEM Parti ile önceleyerek başlayalım istediniz.
Şimdi bu iki siyasi partinin, hem DEM Parti'nin hem YRP'nin seçimi kazanmasını bazı adayların engelleyeceği ekseni üzerinden konuşuyoruz. Aslında bu iki partinin daha yaygın bir etkisi olacak sözünü ettiğimiz partilere, CHP'ye ve AKP'ye seçim kaybettiren partiler olacaklar. Bu etki daha yaygın. Bu tespiti bir kenara bıraktıktan sonra, evet, Ekrem İmamoğlu DEM Parti'nin 2019'da, ki o zamanki ismiyle HDP'nin, sağladığı destekten mahrum bir şekilde yarışa başladı. Bu konuda da çok fazla kamuoyu araştırması yapılıyor. Herkes işine gelecek bir sonucu duyuruyor. Ama bakacak olduğumuzda tüm DEM Parti oylarından mahrum değil Ekrem İmamoğlu. DEM Parti seçmeni politik bir seçmen. Esas olarak siyasi motivasyonu Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP iktidarına kaybettirmek olan bu seçmenin her şeye rağmen Ekrem İmamoğlu'ndan tamamen uzaklaştığını düşünmüyorum ben. Hatta bu bazı anketlerde %40 olarak ifade ediliyor. DEM Parti seçmeninin %40'ının hala Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği yorumları yapılıyor. Oranı bilemem ama ben ki Ekrem İmamoğlu zaten söylemlerinde DEM Parti seçmenini küstürmemeye çok fazla özen gösteriyor. Önümüzde şimdi 21 Mart'ta Nevruz var. Bu alandaki mesajların, iklimin daha yoğunlaşacağı günler var. Orada her kesim farklı performanslar sergilediğine tanık olacağız. Ben her şeye rağmen Ekrem İmamoğlu'nun Kürt oylarını bir bölümünü alacağını düşünüyorum. Ama Meral Danış Beştaş'ı Başak Demirtaş'la karşılaştırarak DEM Parti bir anlamda Ekrem İmamoğlu'na örtülü destek verdi, yorumları yaptık, hepimiz yaptık bunu. Fakat Meral Danış Beştaş da seçime çok sıkı asılıyor. Bazı anketlerde oyun %2-3'lerden 5'lere, 6'lara, 4'lere yükseldiği yorumları yapılıyor ki bu Ekrem İmamoğlu'na seçimi kaybettirecek bir sonuç olarak düşünülebilir. 2019 seçimlerinde Mersin'in bir ilçesinde bunu görmüştük. İşte tavşan aday diye nitelediğimiz, yine bu iki parti arasında bir anlaşmayla tavşan aday çıkarılmıştı ama o tavşan aday o kadar çalıştı ki öbür taraf neredeyse seçimi kaybediyordu. Çalışma dedikçe çalışıyor, durduramıyoruz diye konuşulmuştu. Şimdi Meral Danış Beştaş'ta, tabii bu sadece Meral Danış Beştaş'ın kişisel tercihi değil, iki parti arasındaki gerilimli ilişki ve tabii DEM Parti içindeki farklı katmanların siyaset yapma tercihleri de eklendiğinde orada DEM Parti'nin oylarının, Meral Danış'a verilecek oyların arttığı tespitleri var. Ve bunu hep birlikte gözlüyoruz ama daha seçimlere 1 ay var. DEM Parti seçmeni dediğim gibi politik bir seçmen. Yine AKP'li bir belediye sonucuna varacak bir tercih bir ölçüde ortaya koymayacaktır diye varsayıyorum şimdiden. Ama o zaman ne göreceğiz? Bilemiyorum. Tamam, Bir sorumuz YRP'ye daha geçiyorum var. o halde, değil mi? Evet. YRP'nin sürekli sağ seçmene, sağ muhafazakar seçmene bir alternatif olup olmayacağını konuşuyoruz Sayın Gökdemir. Birçok değerlendirme yapılıyor birçok kanalda ve gazetede. Hakikaten bu sorunun yanıtını merak ediyorum ben sizden de. Ya böyle bir derin yoksullukta, emekli yoksulluğunda, böyle bir ekonomik kriz ortamında iktidar içindeki muhalefet görevi kendine yükleyen YRP sizce İstanbul'da özellikle belirleyici olacak mıdır? Şimdi şurada bir eksikliği gidermekte fayda var. Bunu ben de kendime sürekli hatırlatıyorum. O yüzden de özellikle bugün not aldım. Şimdi hep İstanbul üzerinden konuşuyoruz YRP'yi. Aslında tabii bu seçimin İstanbul endeksli ilerliyor olmasıyla ilgili. Ama YRP'nin AKP'ye kaybettirme ihtimalinin olduğu birçok şehir var. İşte oy oranlarına bakıldığınızda
Güneydoğu'dan, Doğu'dan Bingöl'ü, Şanlıurfa'yı, Yozgat'ı, Bursa'yı, bunları da saymak lazım. Burada da seçim kritik gidiyor. İktidar Partisi ve ana muhalefet partisi arasında YRP'nin burada da kendi adaylarını desteklemesi AKP'ye kaybettirme sonucu ya da o bıçak sırtı görünen bazı illerdeki dengeyi CHP adayları lehine değiştirme ihtimali var. Evet, YRP şu an korkulu rüyası AKP'nin. Çünkü DEM Parti oylarının da bu partinin adayına Murat Kurum'a gitmeyeceği genel kabulüyle hareket ettiğimizde İmamoğlu'nun DEM Parti'nin tüm oylarından mahrum kalmasına, İyi Parti desteğinden mahrum kalmasına karşın hala o aradaki farkın tam olarak kapatılamaması YRP'nin varlığından kaynaklanıyor. Ve YRP şu an en fazla büyüyen, desteğini en fazla arttıran, iktidar karşıtı bir görünüm çizen bir partiye dönüştü. Hala bazı temasların, gizli kapılar arkasındaki temasların Ankara'da sürdüğü konuşuluyor. Desteği sağlamaya dönük girişimlerin bitmediği söyleniyor. Ama çok ihtimal vermiyorum. Artık hem iki parti arasındaki ilişki çok fazla gerildi, hem de artık YRP siyasi geleceğini AKP karşıtlığı üzerine, AKP'nin alternatifi olabileceği söylemi üzerine oturtturdu. Genel başkanın ağzından artık biz yedek lastik oluruz böyle bir şey yaparsak sözlerinde duyduk. Hala ben temasların sürmesine karşı bir anlaşma zemini bulunabileceğine düşünmüyorum. Ama siyaset çok tabii bol, Türkiye siyasetinin çok sürprizli olduğu ihtimalini de unutmamak lazım. YRP evet şu an yerel seçimler öncesi AKP'nin korkulu rüyası, öyle görünüyor. Bu iki parti ekseninde siyaset ilerliyor. Daha çok da İstanbul ekseninde ilerliyor yerel seçim kampanyası dedik. Ama üçüncü büyük şehir İzmir. Evet, İzmir'de CHP'nin en güçlü olduğu illerden biri İzmir. Ama unutulmasın ki çok uzun yıllar sağ yöneticiler, yerel yöneticiler vardı İzmir Belediyesi'nin başında. Şimdi de CHP'nin, Cemil Tugay'ın bu seçimi kaybedecek bir durumda olduğunu söylemek mümkün değil ama orada parti içi, CHP içindeki kırgınlıklar, eski başkanın yeniden aday gösterilmemesi kaynaklı kırgınlıkların henüz aşılamadığı ve CHP örgütünün seçime asılmadığı değerlendirmeleri yapılıyor. Hatta bazı yerlerde ki biliyoruz mutlaka belediye olanakları kullanılıyor kampanya sırasında, hiç değilse fiziksel güç, pankart asma, afiş asma için bile olsa çok önemli. Bazı yerlerde afiş asacak, pankart asacak eleman, personel bile bulunamadığından söz ediliyor. Ama daha seçime bir ay var. Cemil Tugay deneyimli bir yerel yönetici. Buradaki seçim ki AKP çok önemsiyor. Geçen seçimde de öyle olmuştu biliyorsunuz, İzmir'i almayı. Orası simge kentlerden biri. AKP için zapt edilmesi gereken bir kale İstanbul gibi. Çok asılıyorlar seçime. Ama şu an Cemil Tugay'ın başkanlığını engelleyecek bir görünüm olduğunu söylemek mümkün değil. Sayın Gökdemir, peki İyi Parti için ne dersiniz? İyi Parti'yi hep en sonlara bırakıyoruz uzun bir süredir. Çünkü kendini çok konuşturabilecek bir parti olma niteliğinden uzaklaştı uzun zamandır. Genelde sert söylemleriyle ya da Akşener'in çıkışlarıyla konuştuğumuz bir parti haline geldi. Akşener'in son sözlerini hatırlatmak istiyorum size. 2028'de iktidar olacağız inşallah, dedi. Şimdi önce bu Akşener'in 2028 iddiasını soracağım ben size. Ardından da İyi Parti'nin seçim kampanyası nasıl devam ediyor? Önümüzdeki süreçte yine kırılmaların yaşandığı bir döneme girilecek mi? Nasıl bir atmosferdeler şu an? Bu soruya ne yanıt vereyim diye derin derin düşündüm. Yani buna bildiğimiz siyasi söylemle yanıt vermek 2028 iddiasına falan çok mümkün değil. Yani bir İyi Parti bu şu anki işte Meral Akşener genel başkanlığında rotası olmayan, dümenini tutanın olmadığı,
bir siyasi partinin 2028 için iddia ortaya koymasının siyasi kavramlarla değerlendirilmesi çok mümkün değil. Bilemem. Yani ben İYİ Parti'nin zaman zaman bunun son seçimi olabileceğini bile söylüyorum. Şu an yaşadıklarımızda tabii parti içindeki değişiklikler, farklı ilişkiler, ittifak arayışları falan ne olur onu bilemem. Ama İYİ Parti'nin bu seçimden başarısızlıkla çıkacağı ve çok ciddi bir parti içi mücadeleye ki bu sürüyor, her gün istifalara tanık oluyoruz. Şu anki görüntüsü itibariyle seçimde bir varlık gösterme şansları yok ama yok. Ve seçim sonrası da bir parti içi mücadeleye sürüklenmeleri ihtimali var. Ben 2028'de bir Meral Akşener siyasi figürünün var olmasını ancak onun kendi kişisel olarak girebileceği bazı ittifak arayışları ki bunun izlerini biliyorsunuz başkanlık rejimi her ne kadar doğrulanmasa da bunun konuşulduğunu biliyoruz. Başkanlık rejimi konusundaki bir yörünge değişikliği, parlamenter sistem arayışıyla ilgili bir yörünge değişikliğinin izlerini görmeye başladık. Ancak Meral Akşener farklı bir siyasi yapı içinde, daha güçlü bir siyasi yapı içinde kişisel olarak var olma mücadelesinden sonuç elde ederse belki 2028'de partisini değil ama Meral Akşener'i siyasetin bir yerlerinde görürüz diye düşünüyorum şu anki tablo itibarıyla. Çok fazla ciddiye alınması gereken bir değerlendirmeymiş gibi gelmiyor bana. Sayın Gökdemir, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kıymetli izleyenler, Ankara Notları'nın sonuna geldik. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.